Arkadaşlar selam. Başlamadan önce yayının başında uyarayım. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için lütfen videoları beğenin, paylaşın ve kanala abone olun. Hemen başlayalım. Şimdi ben bu kısa videoyu neden kayda aldım, neden size ulaştırıyorum? Çünkü diyoruz ya günlerdir, Narin Güran cinayetiyle ilgili gerçekleri, bazı önemli gerçekleri saklıyorlar. Üzerinin örtülmesini istiyorlar ve o gerçeklerin konuşulmasından rahatsızlar. Şimdi bunu tam da teyit eden bir video getireceğim ekranlarınıza. Videodaki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan. Bakın medyayı, Narin Güran haberini yapan gazetecileri nasıl hedef almış Bilal Erdoğan. Yaşanıyor. Bir ay kamuoyu meşgul ediliyor. Ve bu mesele sadece iktidara vurmak için, sadece ülkede güven temellerini sarsmak, yani insanların huzursuzluğuna, anksiyetesine hizmet etmek için yapılıyor sadece. Yani bu ülkede çok kötü, çocuklar öldürülüyor, bu ülkede insanlara tecavüz ediliyor, çocuk büyük demeden hayvanlar kesiliyor, şu bu. Böyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. İşte gerçekten çok sorumsuz medyamız var. Ahlaksızlık, entrika, büyüğe saygı yok, aldatma, kolay yoldan zengin olma, değil mi? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunu nasıl kabul ediyoruz ya? Şimdi bizim televizyonlarımızı açın, akşam saat 7'de 8'de açın haberleri veya haber kanalı hasbelkader açın. Ben seyretmiyorum. Kusura bakmazlar. Ben haber seyretmiyorum, televizyon seyretmiyorum. Çünkü hiçbir faydası yok. Nedir? Kim kimi kesti, kim kimi çaldı, kim kimi soydu? Nerede kavşak kamerasında araba nereye tosladı? Haber. Var mı kimseye bir faydası? Bir çocuğun 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun hasbelkader o televizyonun karşısında olup 2 yaşındaki kızın istismar haberini seyrettiğini düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Bu normal bir şey mi arkadaşlar? EYT'nin propagandasını yapanlar ne dedi gençlere? Gençler dedi bak EYT çıksın, bir sürü insan emekli olacak. Onların boşalttığı iş sahalarına gençler girecek dedi. Oldu mu öyle bir şey? Kandırdılar mı gençleri? Kandırdılar. Şu anda 42 yaşında, 43 yaşında, 45 yaşında. Ben de EYT hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. Büyük bir felaket miydi EYT? Öyleydi. Bize yutturmaya çalışıyorlar ki şu anda. AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu. Bu Fatih Altaylı denen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu ya. Askerler kalk dediğinde kalkıyordu, yat dediğinde yatıyordu yani bu adam. Şu anda başkası da yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar. Ama gazeteci diye bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor, seyrediliyor adamın ya. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Fıkra bu kadar arkadaşlar. Yani Bilal Erdoğan diyor ki gazetecilere, habercilik yapmayın, penguen belgeseli yayınlayın diyor özetle. Ben bütün bu videodaki aktarılanlarla ilgili yorumu siz değerli izleyicilerime bırakıyorum. Sizler en güzel yorumu yaparsınız zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.